Bugünkü programda biraz üzgün ve endişeliyim açığı. Çünkü bir başka şehitten bahsedeceğim. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda bu vatan için canını feda eden bir genç kardeşimden bahsetmek istiyorum. Hiç villadan çıkan bir şehit cenazesi gördünüz mü siz? Ben de görmedim. Geçen hafta ulusal kanal olarak Gah bölgesinde bir şehidin ailesini ziyaret ederken bu sefer de yıkılmış bir evde yaşayan şehit ailesine rastladık. Neden bütün şehit aileleri yoksul anlamıyorum. Bu vatanı bir tek fakirler mi seviyor ve koruyor? Yoksa toplum olarak şehit ailelerine kayıtsız mı kalıyoruz? Sebebi ne acaba? Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum ben. Sanma ki unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen vatan için, bizim için şehit olurken seni görmezden gelenlerden utanıyorum ben. Geçen hafta Gah bölgesinin Lekit köyünde şehit Şamu Mehremov'un ailesini ziyaret ettiğimde de çok utandım açıkçası. Şehidin annesi oğlunun cenaze merasimini karşılamak için bankadan kredi çekmiş. Misafirlerin önüne bir fincan çay koyabilmesi için borca girmiş. Yıkılan evinin en azından bir odasını tamir ettirmek ve odanın duvarlarına şehidin fotoğraflarını asmak için borç para istemiş insanlardan. Bir vatandaş olarak utanıyorum ama Gah valisi Musa Şakiliyev hiç utanmıyor. Lekit köy belediyesi ve yerel kurumlar da utanmak nedir bilmiyorlar. Ben isteyeyim şehitler unutmasınlar. Bunlar rahat yaşasın diye bölgeye doğdum. Can verildi. Ne halde müracaatım oldu ki şehitler unutmasınlar. Gidiz gördüğünüzde bilin otaktı da. Ben otağı çölünden başlamayayım ki içine yağış yağıyor da. Yani yağış dökülüyor. Ben üstüne ölmüşüm. Ama içini çattırabilmedim. Yani buranı tıkmayacağım. Vurdular pis vaziyetiydi. Yani buranı. Buranı tıkmayacağım. Oranı tıkmayacağım. Öz o bütçeyi, o bütçeyi neylemişim. Ben yamayı tamamlayabilmedim. Evin bir otağını hele İsteyen ben öşamın özününde otağı olsun. Gelen giden indi. Ben şeraitim yoktu. Eli bak gel çıkıyla. Ben uşağı durguzuyan bir yerine dur adam gelir. Yoktu. Bildin mi? Konağım geliyor yoktu. Öyle bir otağın içinde yatıram da dururam da konağım da orada kalmıyor. Şimdi yayda hayatta yıkanma kışı vardı bunun. Diğer otağları tamir edemedim. Elememişim hiçbir şey. Ancak üzüldü. Bir hamam tuvalet iki bildim de salam. Bir de o kabağını artırmışım evin üstüne. Bir de buram ne salam. Günlük 2. Karabağ Savaşı'nın daha bir kahramanlarından biri Gah rayonu Lekit köyünde şehit düşmüş Şamu Mehremov'du. Bugün ulusal kanal olarak Lekit köyünde Mehremovlar ailesini ziyaret ettik ve şehidimizin babası, annesi, kız kardeşi ve aile üyeleriyle görüştük. Şehit Şamu Mehremov 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden son günlerine kadar, ta Şuşa'nın alınmasına kadar büyük kahramanlık ve şücaat gösterdi. Ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve bölünmezliği uğrunda şehadete yükseldi. Ulusal kanal olarak bugün Mehremovlar ailesini ziyaret ettik. Şehidimizin çocukluk yılları, vatana, devlete bağlılığı ve dövüş yolu cephede, düşmenle yüz yüze savaş yolu hakkında konuştuk ve şehadete yükselişini bir daha andık. Çok ilginçtir ki Şamu Mehremov'un ailesi de bugün bazı zorluklar yaşamaktadır ve oğlunun şehitliğinden hemen sonra şehit annesi bankadan kredi götürerek evinin inşası ve tamiriyle meşhur oldu. Çünkü şehitlikten sonra evine gelen giden misafirlerin yanında mahcup olmamak için şehit annesi bankadan kredi götürdü. Bence bu Gah ilçesinin valisi, belediye başkanı ve diğer yerli yetkililer için bir utançtır. Hepimiz için bir utançtır. Çünkü şehitler bizim gurur menbeğimizdi ve bugün şehit annesi, şehit ailesi hiçbir zorluklar yaşamamalı diye düşünüyorum. Bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve ulusal kanal olarak şehidimiz Şamu Mehremov'un hayat ve dövüş yolu barədə
tüm izleyicilerimize anlatmak istiyorsun? Ayın 29'u geçti. Akın üzere noyabrın 4, oktyabrın 4'ü danışıbağım. Noyabrın 4'ü danışıbağım. Zonda dedi ki, ilerleyelim daha. Bir təxmini biliydim. Bunları demirdi de, harbiyem de. 8'de Şuşada şehir oldu. Elə bir rayon uşaqlarını Şuşana almaq için kendi uşaqları da dağılırlar, yaxşı bilirlərdi. Hamısını orada. Füzuldan bunlar prama gönderdiler Şuşaya bak. Füzuldan. Ayın 6'ı gönderdiler. 8 Şuşa alınıb. 8'i bize almışdı Şuşa. Akıncı defa ne vaxt danışmışsın? 4'ü. Noyab. Noyab'ın 4'ü. Nene 3'ü danışıb. Bu programı hazırlarken bir üzücü haber daha aldık. Şehidimizin babası Mətləb amca oğlunun acısına dayanamadığı için dün vefat etti. Fakir bir babanın yüreği oğlunun acısına dayanamadı. Bizi uğurlarken bile endişeyle arkamıza bakıyordu. Kapıya kadar geçirdi bizi. Sanki bize son kez veda ediyor gibiydi. O an bir şey hissettim ama şehit oğlunun yanına gitmek istediğini hissedemedim. Nur içinde uyusunlar her ikisi. Şehit Şamo Məhərrəmov ve babası Mətləb amca. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dedik ve sözümüzü sonuna kadar tutacağız. Her hafta Ulusal Kanal'da 44 günlük 2. Qarabağ Savaşı'nın kahramanlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün ise Azerbaycan gündemini burada noktalayalım. Yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.